Lanet olsun. Hey hey durun lan. Kız camı niye kırıyorsun, Allah belanı. Bas hadi. Kız senin sesin bir değişik geliyor lan. Polis arkamızdan geliyor, senin dediğine bak. Ulan siktin bir pislikleri. Ne yaptın da bu herifi peşimize takmayı becerdin acaba? Araba alarmı çıktı amına koyayım, ben ne yapayım? James. Ne oldu Mia? Beni çağırdın. James, çıkışta bir kahve içelim mi? Şimdilik kalsın. Sonra içeriz belki. Sözüm olsun. Tamam James. Nasıl istersen. Kurtul artık şu heriften. Ben ne yapıyorum acaba? Beni sinir etme Remzi. İlk bölümü hatırlatma bana. Geçen gece çok iyi eğlendik be oğlum. 10 numara 5 yıldızlı yemin ediyorum. Aynen. Geçen seferki gibi ivnelik yapıp bütün işi bana kitlemeden yazıyorum. Siyah beyaz bir arpa suygunu var. 2 bölümdür şu animasyondan bir kurtulamadım amına koyayım ya. Oğlum adamı zaten tanıyorsun. Herif pezevengin teki. O kadar kadın için bizi de satar valla. Maalesef ki öyle. Bu akşam takılalım mı benle sen? Olabilir, takılırız beraber. Zaten figüran gibiyiz bu dizide. Az kaçamak yapalım yani. Ya kardeşim, duymuyor musunuz oğlum? İhbar var. At seni ata bu kadar yapışmadı amına koyayım. Bu ne lan? Gönletme ne sokayım. Söyleyene bak. Ananı. Geri zekalı, burası çıkmaz. Hadi koş. Lan beni bekle, patlatacağım bizi. Haydar, adamlar ara sokakta. Kıstırın çabuk. Şimdi bittiniz lan. Etrafımızı saracaklar lan. Ha ha.
Gerizekalı, niye duruyorsun arabada? Çıksana! Siktir! Geliyorum! Lanet olsun. Seni takip eden NPC aklıma tüküreyim. Uçmayı mı düşündün buraya gelerek? Teslim olun. Ellerini kaldırıp teslim ol. Teslim olun. Menayık. James, şunların bir kimliğine sıfatına bak hele. Bir bakayım. Gevezelik yapma lan. Haydar, sen bir sorgu odasını hazırla. Tamam başkomiserim. Siz ikiniz de cephanelikten silah alın. Kapıda bekleyin. Logan, karakolun etrafındaki yolları kordona alın. Ne bok olacağı belli olmaz. Tamam başkomiserim. James. Şimdi ne yapacağız? Senaryo gereği hiçbir şey. Ben inşaattayken bir şey duymuştum. Ne duydun kız? Anlatsana hele. Evet James. Kim bu salaklar? Birinin adı Nova, diğeri de Remzi. Biri göçmen, öbürünün de hırsızlık sabıkası var. Hem ayrıca bu kadar tantana niye ya? Bunların dizinin önemli bir karakteri olduğundan eminim de ondan. Başkomiserim, sorgu odalarının hepsi dolu. Nasıl dolu lan? Bir günde 40 suçlu mu yakaladınız oğlum? Yürü git. Başkomiserin emri vardı. Emredersiniz. Bu kadar tantanaya gerek var mıydı amına koyayım? Gençler, sizin de bu dizinin başrollerinden olduğunu biliyorum. Bakın, ben de başrolüm. Bu diziyi el ele verip bitirebiliriz. Yeter ki yine mallık yapmayın. Hem çatıya hangi akılla çıktınız anlamadım ki. Belli ki bu dizide başrol olduğunuz kadar biraz da salaksınız. Ne oluyor burada Aiden? Bir sen sus. Siktir. Logan ne oluyor oğlum? Kim bu kadın? Kendisi avukat. Bu ikisinin müvekkiliymiş. Onları almaya gelmiş. Merhaba başkomiser.
Lan böyle bir avukat nasıl bu ikisinin müvekkili olabilir? Tanıyor musunuz onu? Elbette tanıyorlar. İnsan kendi avukatını tanımaz mı? Hadi gidelim. Lan kreşten çocuk alınır gibi müvekkil alındığı hangi dizide görülmüş lan? Hiç hayatında polisiye dizi izlemedin mi sen? Çok dizi izlemiyorum ve konumuz bu değil. Ben müvekkillerimi almaya geldim. Onları boş yere tutmaya hakkınız yok. Aiden, bir dur hele. Elimde kapı gibi deliller var. Kafana göre gelip müvekkillerini alamazsın. Tamam mı güzelim? Aiden, buna bari asılma lan. Bırak gitsinler. Lan. Lan sana zaten ayarım, adamı çileden çıkarma. İfadelerini almayacaksın. Ben izin veriyorum gitmelerine. Avukat hanım, gidebilirsiniz. Mantık gruptan ayrıldı. Teşekkürler müdür bey. Hey hey! Bir durun hele. Bana telefon numaranı versene. Ne? Ne diyorsun sen? Emrime karşı mı geleceksin Aiden? Bir siktir git. Bana telefon numaranı ver. Set arkasında bir seninle görüşelim. Sohbet ederiz belki. Ne oluyor amına koyayım? Bakın başkomiserim. Bu yaptığınız tacize girer ve... Hey, iyi misin? Bir sonraki teslimatın yeri değişti. Altadaki Power Caddesi'nin otoparkında buluşacağız. Bu sefer ben de geleceğim. Hepimiz orada olmalıyız, unutma. Altadaki Power Caddesi otoparkı. Hadi artık gidelim. Yeter. Kamera arkasında görüşeceğiz. Siz iki salak polise yakalanmayı nasıl becerdiniz? Gerçekten mükemmel bir performans sergilediniz. Umarım karakolda bir şey söylememişsinizdir. Söylediyseniz de geçmiş olsun. Söylemedik zaten. Ne diyorsun içinden? Çok güzelsin diyorum. Ay sağ ol canım. Gerizekalı. İnin arabadan. Umarım bir sıkıntı çıkmamıştır. Merak etmeyin. İfadeleri alınmadan aldım onları.
Oğlum siz hangi akla hizmet ediyorsunuz lan? Üçüncü bölümden diziyi bitirecektiniz neredeyse. Canımız sıkıldı diye yakalanmadık vallahi. Götür bunları. Kodumuz salakları. Luna, bu başkomiserin sesi biraz fazla çıkmaya başladı sanırım. Evet, farkındayım. O salağı da mezara gömeceğiz. Sana güveniyorum kızım. İyi misin kız? Ben iyiyim, merak etme. Çok sağlam yere kustun, içim dışıma çıktı. durumu kurtarmam gerekiyordu. Sen söyledin ama değil mi? Merak etme, söyledim. Kusmak için ne der düşündüm bir bilsen sen de kusardın valla. İğrençsin Remzi. Oğlum neredeydiniz lan? Sabahtan beri sizi bekliyorum burada be. Sakin ol oğlum, buradayız. Yakalandınız diye ödüm koptu lan. Yakalandık zaten. Nasıl lan? Kurtulduk bir şekilde. Avukat bacı sağ olsun. Vay güzel, götünüzü kollayan avukatınız da var demek. Şimdi bir şey derdim var ya. Önümüzde daha 4 bölüm kaldı ve biz hala yerimizde sayıyoruz. Bir sakin kızım, az dinlenek hele, bu ne telaş ya? Daha sonra devam ederiz ya araba hızlanmaya, biraz dinlenelim. Doğru söylüyorsun. Her tarafım ağrıyor. Bence de bir gidin yatın oğlum. Remzi, siyah rujumu gördün mü? Ben nereden bileyim senin rujun nerede? Tamam, buldum. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Gidelim o zaman hırsız kraliçe. Böyle gider araban Bremen. Bunlardan birini de kendimize alalım. Aydın ne yaptı? Amına koyayım, ilana tıklamayan çete kalmadı. Thank you.
Aydın, hani arabanın değeri düşürdü oğlum? Şu sıcak paraya bak lan. La o değil de adamda tek çanta vardı. Bagaja koyduk, iki oldu oğlum. Tamamdır, bakalım neler alabiliyorsun. Güzel, bu gece malzemeler yeni mekanımıza bırakılacak. Malzeme A, kalite 10 numara, 5 yıldız. Bana çok güven vermedi doğrusu. Güzelim, bu alemi benden daha iyi bilen yok, güven bana. Endişe yapma kızım, her şey kusursuz olacak. Siz öyle diyorsanız daha konuşmaya gerek yok gibi. Bunlar görev adamı oğlum. İşleri gereği böyle giyiniyorlar. Çok fazla kutu getirmişler. Bakalım ne yapmışlar. Bu işten bir bokluk çıkarsa öldüm bir. Oo, kurulumu bile yapmışlar lan, baksanıza. Tek sorunumuz bu makineleri nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Tanıdığım bir kalpazan var. Süremiz yeter mi dersin? Bir bölümde 10 şey oluyorsa 4 bölümde niye paramız çıkmasın ki? Şimdi yanlış anlamadıysam kağıt buradan konuluyor, mürekkep de üst kısımdan atılıyor, öyle mi? Aynen öyle Remzi. Ama bastığınız paraları kurutmayı da unutmayın. Yoksa işiniz yaş olur, ıslak parayla iş yapamazsınız. Anladım şimdi abi.
Güzel. Anladıysanız iyi. Şimdi gidelim. Bayağı yorucu bir set oldu. Bu arada Aiden'la müdür neredeler? Onlar herhalde karakoldaki sette kaldılar. Ulan şerefsiz adi herif. Lan. Oğlum. Geçen gece Vanilla Unicorn'a gittik. Güya sen hesabı ödeyecektin. Bütün hesabı bana kitleyip nasıl kaçıp gidersin lan? He? Ya bir git Allah aşkına ya. Başıma bela olma. Ne istiyorsun benden? O ne lan? Ulan al lan. Ay, ceber lan. Al lan. Al lan. Ay. Pis dikir. Şerefsiz. Al lan bunu. Allah'ım. 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 Allah'ım.